Smirna'dan İzmir'e günlük hayat. Profesör Doktor Yavuz Çorapçıoğlu'nun hazırladığı bu kaynak eser, Smirna'dan 1922'de İzmir'e dönüşen kentin tarihini ışık tutuyor. Çocukluğu ve gençliği İzmir'de geçen yazar, 30 yılı aşkın süredir çok sevdiği kentle ilgili literatür ve belge topluyor. Efemera denilen bu parçalar uluslararası alanda da büyük değer taşıyor. Bir yanda kartpostallar, paralar ve mektuplar, diğer yanda fotoğraflar, haritalar ve pullar. Bu tarihi belgeler Yavuz Çorapçıoğlu'nun hazırladığı Smirna'dan İzmir'e Günlük Hayat kitabında gün yüzüne çıkıyor. İngilizce yayımlanan kitap 1800'lerde adı Smirna olan kentin 1920'lerde İzmir'e dönüşme hikayesini anlatıyor. Temel amacımız geçmişte kalan ve tarihte olağanüstü bir yere sahip olan İzmir'de günlük hayatı okuyucunun gözünde canlandırmak ve okuyucuyu o günlere geri götürmektir amacımız. Kitabın ilk bölümünde kentin kozmopolit hayat tarzına vurgu yapılıyor. Bilindiği gibi Osmanlı Devleti millet sistemine dayalı bir devlet. İzmir'de de pek çok milletler var. Bunların arasında tabii en başta Türkler geliyor. Rumlar var, Ermeniler var, Museviler var. Her millet kendi mahallesinde yaşıyor. Birbirleriyle fazla ilişkileri yok. Kendi okullarına gidiyor, kendi hastanelerinde tedavi görüyor. Hatta kendi hukuki sistemleri bile var. Kitapta İzmir'in 9 Eylül 1922'de Yunan işgalinden kurtuluşu ve sonrasında yaşanan büyük yangına dair bir bölümde var. Kurtuluşun ardından 13 Eylül'de çıkan bir yangın sonucu şehrin yarısı yok oldu. Ve bunun sonucunda bir devir kapanmış oluyor. Ve yangının tahrip ettiği, yok ettiği kozmopolitan Smirna'nın küllerinden Türk İzmir doğuyor. 1865'te yapılan İzmir Limanı kentin çehresini tamamen değiştirmiş. Bambaşka bir İzmir yaratıldı. Ticaret müthiş büyüdü. Bu iki fotoğraf İzmir'deki sahili liman yapılmadan önce gösteriyor. Kitapta Ocak 1820'de İzmir'e gelen iki genç Amerikalı misyonerin yazdığı iki mektup da dikkat çekiyor. Yerliklerine bakıyorlar ki Türkleri Hristiyan yapmanın imkanı yok. Museviler de öyle. Rumlar da kiliselerinin çok iyi kontrolü altında ve misyonerlik faaliyetlerini Ermeniler üstüne yoğunlaştırıyorlar. Epey Ermeni'yi protestan yapmaya muvaffak olmuşlar. Kitabın en değerli belgeleri arasında Osmanlı Bankası'nın İzmir'e mahsus çıkardığı bir banknot da yer alıyor. Osmanlı Bankası Fransız bir banka, yabancı bir banka. Ama Osmanlı Devleti yabancı bir bankaya banknot çıkarma yetkisi veriyor. Bankada İstanbul'da ve İzmir'de sadece iki şehirde 200 kuruşluk banknotlar çıkarıyor. Tabii çok büyük bir para o zamanlar. Bu 200 kuruşluk banknotu alan kişi istediği zaman banknotu Osmanlı Bankası'na götürüp karşılığında altın alabiliyor. KRK Holding katkılarıyla hazırlanan kitap kaynak eser olarak kütüphanelere gönderiliyor. Yavuz Çorapçıoğlu benim üniversiteden hocam. Dedim bunda benim yer almam lazım. Adeta kitap İzmir'in bir tarihi gibi, güncel yaşayan tarihi gibi. Böyle bir eserin edebiyata intikal edebilmesi için hem Ankara'daki Milli Kütüphane olsun, kendi mezun olduğumuz Otodoğu Teknik Üniversitesi'nin kütüphanesi olsun, İzmir'le ilgili olduğu için İzmir'de muhtelif kütüphanelere bu kitabı gönderiyoruz şu anda.